Rus Akgün 3-4 maç maalesef oynamaz. Evet. Muhammed Işık iyi yayınlar Eyüp abi demiş. Bektaş Çelebi hoş geldin. Kenan Şahin Türkiye'dir Galatasaray demiş. Hasta Cimbomlu abi We Are The Best kanalında Vedat abi sol bek transferinden vazgeçildi. Var mı böyle bir şey? Bence yok. Yani benim araştırmalarıma göre Galatasaray sol bek transferi yapacak ve listede de birinci sırada Omar Campos var. Ama tabii ki de Vedat abinin de kaynakları farklı yani. Ona bilgi gelen kaynaklar farklı, benimki farklı. Yaklaşık 20 dakikayı geride bıraktık. Kaç beğenimiz var değerli dostlar? 42 beğenimiz var, 44 beğenimiz var. Yayını bir beğenelim. Hem Facebook'tan hem YouTube'dan yayını beğenelim ve üst sıralara doğru yayının yükselmesini sağlayalım. Evet. Transfere geçelim öyleyse yavaş yavaş. Nelson boy çılgınlığı. Sacha Boey ve Nelson'a ciddi ciddi teklifler var. Dursun Özbek iki yıldız için harekete geçti. Kimmo, Milot Rashica ve Mauro Icardi ve Edin Dzeko bombası. Transfer bölümünde bu isimleri konuşacağız. Bu isimlerle ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Evet, Spor Arena'nın haberine göre, yani Spor Arena Milliyet Gazetesi, şey Hürriyet Gazetesi oluyor arkadaşlar. Galatasaray'ın transfer döneminde takviye yapmayı planladığı bu bölgeler. Santrafor doğru. Stoper satış olursa. Sağ bek bir sol bek olması lazım. Sağ bek yazmışlar. Büyük ihtimal sol bektir. Sağ bek'e kim alacak abi Galatasaray? Dubois ve Sacha Boey varken bir de gidip sağ bek mi alacak Galatasaray? Ve orta saha satış olursa. Yani Dubois'ı satar, sağ bek transferi yapar. Veya Sacha Boey'u satar, sağ bek transferi yapar. Orta saha Torreira, Missio, Oliveira, Mata, Mertens, bunlardan biri gitmeden transfer olmaz. Ama sol bek ve santrafor transferi mutlaka, ama bakın mutlaka ve mutlaka yapılmak zorunda. Tuğberk geldi. Tuğberk hoş geldin. İyi yayınlar abi, günaydın demiş. Eren Aydın Torrent'i alsalar ancak boyu keser. Kimi alsalar dedim. Anlamadım yani. Trent'i. Arkadaşlar yazarken dikkat edin, beni iptal ediyorsunuz. Yanlış yazdığınız zaman okuyacağım, anlayacağım diye iptal oluyorum. Yayının enerjisi düşüyor. Yazarken dikkatli yazın. El Nasser, Cristiano Ronaldo ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalama konusunda ısrarcı. Cristiano Avrupa ülkelerini bekledikten sonra geleceğine önümüzdeki günlerde karar verecek. Fabrizio Romano, dünyanın en büyük spor gazetecilerinden, spor ve transfer habercilerinden biri bunu paylaşmış. Tabii ben size hep doğru bilgiyi verdim. Hani tabii ki de Fabrizio Romano kadar vesaire takip edilmiyoruz. Öyle bir durumumuz yok, ama fena da değil yani. Güzel de bir kitlemiz var. Ama sizlere hep burada yapmış olduğum yayınlarda açık ve net bir şekilde elimden geldiğince doğru bilgiyi ulaştırmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo ile ilgili de hep şunu söyledim sizlere ki sonrasında bunu Galatasaray yöneticileri doğruladılar. Evet, Galatasaray'ın gündeminde, fakat Galatasaray'a bu koşullarda gelmesi imkansız. Aynı şeyi Dursun Özbek de söyledi. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Doğal olarak Ronaldo da Galatasaray'a yazılıyor, çiziliyor. Bu şartlarda olmaz. Türkiye koşullarına uygun bir noktaya gelirse o zaman olabilir şeklinde. Ama şu haliyle, şu maliyetlerle çok mümkün değil. Ali Altun'da hoş geldin. Eren Aydın, Trent Alexander Arnold. Tamam, bu şekilde yaz. Trent deyince ben Torrent mi acaba? Ne demek istiyorsun? Anlayamıyorum. Tamam Tuğber, teşekkür ediyorum. Zor. Nelson ve Boye teklifler ciddi. Onlar da ayrılmak isterse ne yapacağız? En azından sezon sonuna kadar beklemeli. Devre arası satışı saçma demiş. Birazdan konuşacağız. Tugay Aslan. Ama Eyüp abi, 36 yaşındaki bir adamı alamıyorsa Galatasaray ne diyelim? Şimdi ben çok istiyordum. Yani 36 yaşında olması önemli değil ki. Önemli olan adamın istediği para. Kaç para istediğini biliyor musun sen? Cristiano Ronaldo'nun beklentisini biliyor musun? Kaç para olduğunu.
5,5-6 milyon eurolara düşse Galatasaray alır. Ama öyle bir paraya düşmüyor Cristiano Ronaldo. Nasıl olacak? Yaşla alakalı bir durum değil, piyasayla alakalı. Araplar ciddi ciddi peşindeler. Giderse mahveder kariyerini abi. Ne işi var bunun El Nasır'da? Kimse de izlemez artık demiş. Ronaldo'yu reklam yapamazlar. Medyada çok düştü. Valla ama aldığı para çok büyük. Onun umurunda olur mu? 200 milyon euro yıllık para kazanacak diyorlar. 200 milyon euroyu cebine koyar. 1 yıl, 2 yıl orada takılır. Lig de çok yumuşak. Orada da gol de atar. İş de yapar. Ali Altun da hemşerimmiş. Sivas'tan saygılar demiş. Sivas'a selamlar. Ben de Sivaslıyım. Anne tarafı Divriği, baba tarafı Kangal. Tebriz Musayev. Tebriz de bizi Azerbaycan'dan izliyor. İyi yayınlar Öykü Bey. Fatih Hocam yine ödülü kaptı demiş. Evet. Golden Foot'u kaptı. Biz de konuştuk. Fatih Hocamızı tebrik ettik. Ronaldo Galatasaray'a yakışır. Az önce benim size söylediğim açıklama arkadaşlar. Galatasaray'a Ronaldo yakışır. Beykoz Üniversitesi'nde panele katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir öğrencinin Galatasaray Cristiano Ronaldo'yu alacak mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Özbek, spor alemi ve basın Ronaldo'yu Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray dedi. Özbek'in bu sözleri alkışlarla karşılandı. Ama sonrasında da ne dedi biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Sonrasında da söylediği şey şu. Türkiye'ye bizim şartlarımıza uyacak bir noktaya gelirse neden olmasın? Şu anda istenen paralar çok fahiş Ronaldo için. Çok büyük paralar istiyor. Bu paralardan olmaz. Net bir şekilde söylüyorum. Bu paralardan Galatasaray bu transferi yapamaz yani. Zaten istemeyelim de. Ne yapacağız? Gideceğiz Galatasaray'ın anahtarlarını mı vereceğiz Cristiano Ronaldo? Akıl var, mantık var. Durum bu. Ronaldo'yu yakın tarihte beklemiyorum. Asgari ücret açıklanınca yazın arkadaşlar. Eğer ben yayındayken açıklanırsa paylaşırsanız çok çok sevinirim. Caner Kahraman, Ronaldo formdan düşmüş, devri geçmiş bir isim. Gelse bile bence başarılı olamaz demiş. Deniz Devrim, Eyüp abi merhabalar, iyi yayınlar. Almanya'dan selamlar, seni severek dinliyoruz demiş. Bu arada Facebook'tan izleyenler, arada destek olmak isterseniz yıldız gönderebiliyorsunuz. Yıldızlar aktif oldu. Facebook'tan izleyenler yıldız gönderebilir. YouTube'dan izleyenler katıl üyeliği yapabilir. Süper chat, süper sticker gönderebilir. Yayını beğenebilir. Desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Crystal Palace, Sasha Boy için Galatasaray'a 16 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'a 16 milyon euroyu. Sasha Boy için, Crystal Palace, Sasha Boy transferi için 16 milyon euroyu gözden çıkarttı. Galatasaray ödemeye hazır. Haber bu şekilde. Valla çok taliplisi var. Ki ben Premier Lig'e de yakıştırıyorum yani Sasha Boy'u. Kesinlikle Sasha Boy'u Premier Lig'e yakıştırıyorum. O temposu, o atletizmi, çevikliği var. İkili mücadelelerde de güçlü bir oyuncu. Pas ve şut kalitesi biraz düşük. Orta kalitesi düşük. Yani Sasha Boy'un artıları neler? Çok hızlı, çok güçlü, omuzunu iyi kullanıyor, kafa toplarında fena değil. Bunlar artıları. Peki eksileri ne sevgili arkadaşlar? Bazı pasları yeterince doğru noktaya doğru olmuyor veya pas tercihleri çok iyi değil. Şut kalitesi çok iyi değil. Bazen çok iyi şutlar çıkartıyor ama bunu istikrarlı yapamıyor ve orta, en zayıf olduğu noktada orta kalitesi. Bunları da çözebilirse Sasha Boy Avrupa'da gittiği her takımda oynar arkadaşlar. Evet Tuğberk, ortası çok kötü. Ben de bunu hep söylüyorum. Asgari ücret 9 bin lira mı oldu? Valla 9 bin bile az yani. 10 bin falan olması lazım. Ki o bile yetmeyebilir yani. Çünkü alım gücü çok kötü arkadaşlar. Ya 10 binin nesini beğenmiyorsun diyeceksin de. Arkadaşlar yani ne kadar yaparsan yap markete gittiğinde cebin boş oluyor. Markete girip peynir, zeytin, yağ vesaire aldığın zaman
Maaşın neredeyse yarısına yakın bırakıyorsun ya. Yani. Abartısız. Evet. Daha açıklanmamış asgari ücret. Peki inşallah güzel bir asgari ücret emekçiler için açıklanır. Temennimiz o yönde sevgili arkadaşlar. Edin Dzeko'yu konuşacağız hazırsanız. Edin Dzeko 36 yaşında, aslında çok üst seviye. Bu sezon da güzel istatistikler yapmış. Mauro Icardi'nin yerine Galatasaray'ın kadrosuna katacağı söylenen bir isim baktığınızda. Bakalım öyle miymiş? Ben istihbaratlarımı paylaşacağım. Icardi'nin alternatifi Dzeko olacak. FCN Blok'tan aldık bu haberi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi sezon sonunda Mauro Icardi'yi takımda tutamazsa yıldız ismi yerine Edin Dzeko ile doldurmaya hazırlanıyor. İtalyan basında çıkan haberlerin referans gösterildiği, haberin detayında sarı kırmızılar için forvet transferi bir hayli hareketli geçecek. Haberde Cimbom'un Dzeko'ya 2 yıllık kontrat önerebileceği ifade edildi. Bununla beraber Dzeko'ya önerilecek kontratın oldukça zengin içerikli ve dolu olduğu ifade edildi. Vesaire vesaire. Ben tabii 36 yaşında, seneye 37 olacak. 2 sene kontrat yaparsan 38-39. Çok ihtimal vermiyordum ama gene de araştırmamı yaptım arkadaşlar. Edin Dzeko Galatasaray'a önerilmiş bir futbolcu değil. Galatasaray'ın teklif yapmış olduğu bir futbolcu da değil. Ha, devre arasında mesela yarım sezon Inter serbest bırakırsa Dzeko'yu ister miyim? İsterim. Samimiyetle söylüyorum, isterim. Devre arasında gelsin, Galatasaray'da yarım sezon oynasın, Galatasaray'ı şampiyon yapar Edin Dzeko. Icardi, Dzeko, Seferovic yerine. Icardi, Dzeko, Gomis. İsterim bakın. Götürür yarım sezon. Ama gelecek sezon bir de 2 yıllık kontrat, bir de büyük paralar vesaire. Bunlar bana çok mantıklı gelmiyor. Ve yapmış olduğum araştırmalarda Galatasaray'ın Dzeko ile ilgilenmediği bilgisine de ulaştım. Ama de bir kez daha söyleyelim. Seferovic gider. Devre arası için Galatasaray önerilir. Galatasaray o zaman bu transferi değerlendirebilir. O zaman neden olmasın? Ama güzel istatistik yapmış arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi 6 maç 3 gol 1 asist. Serie A 15 maç 6 gol 3 asist. UEFA Uluslar Ligi 6 maç, 3 gol, 3 asist. Totalde 27 maç, 12 gol, 7 asist. Yani adam açıkçası formda. Yani form açısından Dzeko'da bir problem yok şu an için. Ama bir kez daha söylüyorum, bir kez daha aktarmak istiyorum. Edin Dzeko gelecek sezon anlaş. Sen de gelsin, forma gitsin vesaire. Yani çok açıkçası bana mantıklı gelmiyor. Ki Galatasaray'ın da gündeminde yok. Yarım sezonluk olabilir. Yarım sezon ben de Edin Dzeko'ya hayır demem. Turgut Kaya olmasın abi, yaşlı oyuncu demiş. Turgay Zengi bastonla oynar herhalde demiş. Dembele için Galatasaray'ın temasları devam ediyor. Eren Aydın maalesef alım gücü kötü. Enflasyon fazla. Dilerim ülkemiz daha iyi bir ekonomiye ulaşır. İnşallah refah içerisinde yaşar. Yine burada Ozan Bey demiş ki 100 bin TL olsa ne olacak? Ekmek 500 TL olacak. Önemli olan alım gücünü sağlamak. Ben de katılıyorum size. Az önce onu anlattım arkadaşlar. Maalesef. Osman Kalan. Eyüp abi kolay gelsin. Memphis Depay'a 20 milyon euro vermiş Newcastle. Zannetmiyorum. Newcastle'da öyle bir para yok. Newcastle'ı Araplar aldı ama öyle ona 20 ver, buna 30 ver falan, o modda değiller. Dembele'nin de öyle bir piyasası yok yani, bana inanın ya. Evet, Milot Rashica Galatasaray pazarlıklara başladı. Zaten Icardi için de Galatasaray'ın biliyorsunuz temasları var, pazarlık yapıyor. Galatasaray Rashica için Norwich City ile masaya oturdu. Galatasaray teklifte 7-8 milyon euro bandına çıkmış durumda. Fanatik gazetesinin haberi. Açıkçası ben de hep söylüyorum ki bunu Dursun Özbek de açıkladı. Galatasaray Milot Rashica ve Mauro Icardi'yi kadroda tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Ellerinden geleni yapıyor. Bakalım
İnşallah. Teklif 7-8 değil bu arada. 5-6 milyon euro. 7-8'e çıkacaklarını zannetmiyorum. Ama Milot Raşiza'yı da yanına alıp, arkana alıp yani. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dedirtip Milot Raşiza'ya kadroda tutmaya çalışmak, daha düşük bir ücretle kadroda tutmaya çalışmak Galatasaray için son derece mantıklı olur. Doğukan Sinik. Ben Doğukan'ın da bu saatten sonra çok Galatasaray olacağını zannetmiyorum. Bir de Hull City biliyorsunuz. Acun kolay kolay Galatasaray'da oyuncu vermez. Ne demiş burada? Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyormuş Doğukan Sinik. Bonservisine 4 milyon euro ödeyen Hull City bu rakamın altında oyuncu satmaya kesinlikle yanaşmıyor. Orada da iyi oynamıyor bu arada. 4 milyon euro verdiler ama yani Acun Ilıcalı'nın en büyük hatası transferleri Türkiye'den yapması oldu. Neredeyse küme düşme noktasındalar. Neredeyse değil, direkt zaten oradalar yani. Küme düşme noktasına girmiş durumdalar. Açıkçası ben kendi adıma Doğukan Sinik'e 4 milyon euro verilmesine karşıyım. Şu anda da iyi gitmiyor. Galatasaray'ın bir sürü kanat oyuncusu var. Artı Galatasaray'ın bir sürü genç futbolcusu var. Bunlara hepsine şans verilmesi lazım. Asgari ücret 8.500 lira olmuş. Evet. Ben 9.000 bekliyordum. 8.500 lira olmuş. 5.5'tu değil mi asgari ücret? Öyle bir şeydi. 8.500 lira olmuş. Hayırlı olsun inşallah geçinebilir asgari ücret kazananlar. Adem Çelik iyi yayınlar Eyüp abi demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, Doğukan Sinik'i konuştuk. Nelson'un talibi Wolverhampton. İngiltere'den İngiliz takımı Wolverhampton'da Victor Nelson'a talip olmuş. Sasha Boy'u Crystal Palace Liverpool'un takibi var. Real Madrid'in talibi var. Takibi var. Victor Nelson'a aynı şekilde. Galatasaray devre arasında bu arada ben size söyleyeyim. Satar. Yani devre arasında Victor Nelson için gelen teklif 20 milyon euro ve üzeri olursa Galatasaray satar. Bizim yönetimin bu noktada bakış açısını çok iyi biliyor. Öyle bu tarz paralara hayır deme lüksü yok Galatasaray. Ama ve lakin diğer taraftan şu da kötü bir fikir değil. Sasha Boy, Victor Nelson'ı diğer oyuncuları kadroda tutalım. Torreira'ya da çünkü teklifler var. Birazdan konuşacağız. Teklifler var. Bunları takımda tutalım. Devre arası satmayalım. Şampiyon olalım. Ondan sonra başımızın çaresine bakalım. Yani satmamız gerekiyorsa da satalım şeklinde bir takım görüşler var. Ama yani bir tanesi mesela atıyorum Victor Nelson'ı 20 milyon euroya devre arasında sattın. Çağlar Söyüncü'yü de işte 5-6 milyon euroya kadrona dahil ettin. Böyle bir şey yapabiliyorsan süper. Böyle bir şey yapabiliyorsan çok iyi. Yapamıyorsan sezon sonuna kadar kadroda tutacaksın. Yani 20 milyon euronun altında satmayacaksın. Olay bu. Evet. Eddie Çeliker 8.500 olsa ne yazar? Her şeye yine zam gelecek. Maalesef öyle oluyor. Mehmet Köse iyi yayınlar. Altyapıdan çıkaralım. Sinik ne alaka demiş. Ben ihtimal vermiyorum. Halil Akbunar ve Doğukan Sinik'e çok fazla ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Nedim 1905 asgari ücret 10 bin lira olsa ne olacak? Kiraya zam gelecek, gıdaya zam gelecek. İşte bu paradokstan çıkamıyoruz arkadaşlar. Bu paradokstan çıkamıyoruz maalesef. Çıkamadığımız için de asgari ücret arttırılsa da günün sonunda ne oluyor sevgili arkadaşlar? Maalesef bütün ürünlere zam geldiği için asgari ücrete yapılan zam anlamını yitiriyor, sıfırlanıyor. Enflasyonu durdurmak lazım. Enflasyonu durdurmak için de bir miktar faiz yükseltmek gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ekonomistler söylüyor. Bir miktar faiz yükselteceksin. Doları bir şey olmaktan çıkartacaksın. Yatırım aracı olmaktan çıkartacaksın. Dolar öyle sürekli yükselmeyecek. Doları durduracaksın. Faizi yükselteceksin bir miktar. O zaman işte çünkü Türkiye'de artık her şey dolara endeksli. Doları ve euroyu durdurduğun zaman ondan sonra enflasyonu da yavaşlatmış olursun. Bir süre sonra da tekrardan sıfır mı atmak lazım
Ne yapmak lazım onu da bilmiyorum yani. O kadar da ekonomiden anlamıyoruz. Evet, asgari ücret 8.500 lira olmuş. Hayırlı olsun. İnşallah insanlar bu paralarla geçinebilirler. Galatasaray'dan İspanya'ya. Can Kat. Celta Vigo takımı Can Kat'a teklifte bulunmuş. Ama tabii takip ediyor vesaire. Ama yani Can Kat'ın şunu bilmesi lazım. Şu haliyle Galatasaray'ın kalecisi olamaz yani. Hatalı çıkışlar yapıyor. Biraz daha birebirlerde iyi olması lazım. Yan toplarda iyi olması lazım. Şu haliyle Can Kat Galatasaray'ın birinci kalecisi olamaz. Celta Vigo'ya vesaire giderse de kaybolur gider yani. Can Kat'ın bundan sonra daha dikkatli olması lazım. Kendisine gelen fırsatları daha net bir şekilde değerlendirmesi lazım. Nedim 1905 ilk 11'i paylaştım programın başında. İlk 11'i program başında paylaştım. Bir daha paylaşırız ama. Turgay Zengi, Halil Akpınar fena değildi. Fenerbahçe bile devreye girmişti. Yine biz almıştık. Ne oldu bu oyuncuya? Neden gözden düştü anlamadım. Ya Halil Akpınar sendeki hiçbir oyuncudan iyi değil. Senin kadrondaki hiçbir oyuncudan Halil Akpınar daha iyi bir noktada değil. O yüzden ben Halil Akpınar'ı açıkçası Galatasaray için anlamlı bulmuyorum. Ha, bugün bir açıklama yapmış. Alemle beraber kariyerim için karar vereceğiz diye. Onu da yayınladım. Kanalda bulabilirsiniz. Açıkçası onu söyleyelim ama ben Halil Akpınar'ın çok bizim topçumuz olduğuna, Galatasaray'ın futbolcusu olduğuna inanmıyorum. Tuğberk demiş ki Halil Akpınar Göztepe'yle küme düştü bize ne katabilir? Mehmet Eray, Can Kat hiçbir zaman Galatasaray'ın kalecisi olamaz. Bu kadar karamsar değilim ama bu haliyle tabii ki de Galatasaray için yetersiz. Özgür demiş ki o kadar da kötü değildi abi. Muslera'dan sonra yazılacak ilk isim ki oynadıkça gelişir demiş. Can Kat için bunları söylemiş. İtalyanlar onu istiyor. Kimi? Lucas Torreira'yı. İtalya'da 4-5 tane kulüp, başta Milan olmak üzere istiyorlar. Devre arasında da muhtemelen Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Ben açıkçası Başkan Dursun Özbey'in çok böyle satışa, devre arasında çok fazla satışa sıcak baktığını düşünmüyorum. Yani takımı dağıtacak da değiliz değil mi? Sacha Boey'u sat, Torreira'yı sat, Icardi'yi sat, işte Nelson'ı sat. Kim kaldı abi takımda? Kimle oynayacağız yani? O yüzden ben çok fazla bir oyuncu, maksimum iki oyuncu gidebilir. O da çok büyük paralar teklif edilirse gidebilir. Onun dışında ben açıkçası satış beklemiyorum. Lucas Torreira'ya da izin çıkacağına inanmıyorum. Lucas Torreira için şöyle bir bilgi vereyim size. Hep söylendi ya işte gitmek istiyor vesaire. Menajeri açıklama yaptı İtalya'da oynamak istiyor diye. Lucas Torreira herhangi bir şekilde Galatasaray için bir olumsuzluk üretmiş, ben gideceğim beni gönderin vesaire demiş de değil yani. Onu da bilmenizi isterim. Peki arkadaşlar, tekrardan bir Galatasaray Keçiören Gücü muhtemel 11'ini paylaşalım. Ama paylaşmadan önce sizler de yayına birer tane like bırakın. Hem Facebook'tan beğenin, Facebook yayınımız öne çıksın. Hem YouTube'dan izleyenler YouTube'dan beğensinler. YouTube'da şu anda 100 beğeniyi geçemedik maalesef arkadaşlar. 68 beğenide kaldık. Lütfen YouTube'dan beğenin. Yayınımız YouTube'da ön plana çıksın. Kadroyu paylaşıyorum hazırsanız. Emre abi bu arada şu Emre abiye bir cevap vereyim. İyi yayınlar dostum demiş Emre Şahin. Teşekkür ederim. Bana herhangi bir mesaj gelmedi. Bilgin olsun. O genç kardeşimizle ilgili herhangi bir mesaj gelmedi bana. Herhangi bir video da gelmedi. Gelmediği için de ben de bir şey göndermedim. Galatasaray'ın bu akşam saat 21'deki maç için beklenen kadrosu. Kalede Okan Koçuk olacak. Bunu Mahmut Alpaslan da söyledi. Ben de açıkçası tecrübesinden dolayı Okan Koçuk'u tercih edeceğini düşünüyorum. İnşallah uzaktan gol vesaire hatalı gol yemez. Sağ bekte Duba, sol bekte Kazımcan Karataş, göbekte ise Abdülkerim ve Nelson. Torreira gene 11'de olmayacağı söyleniyor arkadaşlar. İkinci yarıda girecek. Göbekte Berkan ve Mitso, onların önünde Mertens,
sağ açıkta Barış Alper Yılmaz, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu ve santrafor Bofetimi Gomis. Mirot Raşiza'nın ikinci arada oyuna girebileceği söyleniyor. Onun kendisi de tabii kendisine de sorulacak sakatlık durumu vesaire. Raşiza'nın ikinci yarıda oynayabileceği söyleniyor. Yusuf Demir aynı şekilde, Mata, bu oyuncular ikinci yarıda maçın gidişatına göre oyuna girecekler. Beklenen kadro bu değerli arkadaşlar. Bilmiyorum yorumunuz nedir? Şöyle birkaç tane kadroyla ilgili mesaj okuyalım. Edi Çeliker, Berkan Barış Özbek'ten bile daha kötü çıktı. Yok, kabul etmiyorum. Milot neden yok? Denen yok yazmış ama neden yok demek istemiş. Milot şundan dolayı yok. Sakatlığı da tam olarak atlatmadı. Muhtemelen ikinci yarıda oyuna girecektir. Muslera'dan sonra Uğurcan Çakır ya da Inaki Peña olur demiş. Açıkçası Peña zora girdi. Barcelona ile sözleşme yeniledi. Uğurcan'ı da ben alabileceğimizi zannetmiyorum. Evet, kadro bu. Hasan Batkın'ın da mesajını okuyalım. İyi yayınlar. Halil gelmesin. Can Kata ısrar edilsin. Kumaşı çok iyi demiş. Halil Akbunar için ben de açıkçası sizin gibi düşünüyorum. Yani çok böyle Galatasaray'ın oyuncusu değil gibi gözüküyor. Galatasaray'ın oyuncusu değil gibi gözüküyor. Bunu da belirtmiş olalım. Tuğberk Yıldız neden Mertens'i forvet atıp arkasına Yusuf'u atmıyor? Rahat maç izlerim demiş. Senin de yorumun bu şekilde oldu. Peki arkadaşlar, Özgür'ün de mesajını okuyalım. Pena sözleşme yeniledi. İkinci kaleci olmayı kafasında kabul etmiş. Parça yolları ayırmadıkça başka takıma gitmez demiş. Ramazan Cihangir işte beklediğim kadro bu demiş. Beklediğim kadro bu şekilde diye paylaşmış. Teşekkürlerimi iletiyorum ve golvar.com'un sunduğu Gündem Galatasaray programı sona erdi arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa bugün 6'da yine bir canlı yayınım olacak maç öncesinde. Sonra 8'de Günay Şentürk'le yayın yapacağız maç öncesi. Sonra 11'de maç sonrası maçın ardından programımız olacak. Bugün bayağı bir yayın yapacağım yani sevgili arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Saat 18'deki maç önü canlı yayınında buluşmak üzere. Hoşça kalın.